O hiç önemli değil de halden. Alo? Hanım şimdi nereye gitti acaba? Nasıl olabilir böyle bir şey? Resmen tehdit etmek bu. Güllü. Halide bizi görmüş. Ne? Görmüş mü? Benim boşanma davası açmam icap etti. Bir avukatla konuştum. Hemen başvuracağız. Lakin Halide kabul etmediği sürece davanın uzayacağını söyledi. Ne kadar sürermiş? Bilmiyorum. Ama dava sonuçlanana kadar görüşmemiz uygun olmaz. Halide de bunu istiyor zaten. Sabredeceğiz Güllü. Başka çaremiz yok. Eğer Halide gördüklerini dillendirirse vatana da barınamayız. Çok üzerler seni, çok yıpratırlar. Buna asla müsaade edemem. Artık bir oğlum var. Onu da düşünmek zorundayız. Kemal, biz hata mı yaptık? Biz hataların bedelini çoktan ödedik Güllü. Başka hataların bunun yanında hükmü bile olmaz. İnan bana. Güllü. Git artık. Ramazan. Ne oldu? Bağızı. Hafız beni hiç affetmeyecek biliyor musun? Haklı da. Yerden göğe kadar haklı. Elim kırılaydı da yazmayaydım ben o mektupları ya. Dilim kopaydı da söylemeyeydim o yalanlar. Ben ne yaptım bak sen? Şu dünyadaki tek kardeşimi kaybettim biliyor musun? Nasıl biliyor musun böyle? Kalbimin içi. Böcek yara gibi çok acıyor. Belki düzelir be Ramazan. Zaman her şeyin ilacı değil mi? Şimdi bize çok kızgın. Üstüne varmayalım. Bir müddet sonra düzelir bakarsın. Gene eskisi gibi olursun sen. Hiçbir şey evvelki gibi olmayacak. Hafız bana acayip yolu koymuş biliyor musun? Acayip yani. Çok iyi biliyorum. Nereye Ramazan? Ciddiye gidiyorum. O Gülzer çırpıntısına iki cid lafım olacak. Ona dediği lafları tek tek yedireceğim. Yedirmezsem şerefsizim.
Bedirciğim. Bu ne güzel sürpriz. Madam, comment ça va? Ça va bien Halideciğim. Asıl seni sormalı. İyiyim, iyiyim madam. Merci. Paris'ten harika elbiseler getirdim. Tam sana göre. Kızlar, hadi hadi durmayın. Depeche-toi. Seher Hanım nerelerde? Uğramıyor kaç gündür? Seher Paris'e gitti. Biliyorsunuz kocası Orhan vefat etti. O da bu meseleyi kızıyla yüz yüze görüşmek için gitti. Abiyi gelmiş diye duydum. O da mı döndü yoksa? Yok, o hala burada. Ben henüz tanışamadım kendisiyle. Ama hakkında iyi şeyler söyleniyor. Zengin ve zarif bir beymiş. Yalnız ne iş yaptığı meçhulmüş. Bizim cemiyeti bilirsin kuzum. Adana'ya yeni bir geldi mi hemen dedikodular başlar. Bilmez miyim? Geçen sene İncirlik civarında inşası kat'i surette kararlaştırılan Milletler Arası Havalimanı yakında hava seferlerine açılacaktır. Adana'da Amerikalılar tarafından yapılmakta olan havalimanı inşaatını görmek ve iniş çıkışa müsait hale gelen pistleri hava seferlerine açmak üzere önümüzdeki hafta içinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muzaffer Göksel'in ve Amerikalı Korgeneral Pik'in 4 motorlu hususi 3 uçakla Adana'ya gideceği ve İncirlik'te merasimle karşılanacağı bildirilmiştir. Açılış merasimi sırasında sıkı güvenlik tedbirleri alınacak, Rus casuslarının muhtemel tertibatlarına karşı emniyet kuvvetleri mütehakkıs halde bulunacaktır. Adana Valiliği'nin ehemmiyetle üzerinde durduğu hazırlıklar şimdiden başlamış, emniyet kuvvetlerinde izinler kaldırılmıştır. Alo. Evet, dinledim ajansı. Hayır, henüz değil. Törenden önce harekete geçmek şüphe uyandıracaktır. Biraz daha beklemeleri icap edecek. Ayrıca İncirlik'le bir alakam olmadığını ispat için burada paravan bir şirket kurmak zorundayım. Ve bu hususta biraz takviye ihtiyacım olduğunu bilir. Teşekkürler. Harika oldunuz Halideciğim. Pardon. Oy. Halide. Buyurun Leyla Hanım. Madam Emma, siparişlerim hazır mı? Hı hı. Merhaba Leyla. Nasılsın? Boşanacaksın diye duydum, doğru mu? Haberler ne çabuk yayılıyor. Senin adına çok üzüldüm. Bu devirde dul bir kadın olmak zor. Aslına bakarsan boşanmaktan vazgeçtim. İnsan bazen kocasının küçük kaçamaklarına göz yummalı, öyle değil mi? Ben de Kemal'i bir seferliğine affediyorum. Kaçamak mı? Neler diyorsun sen şekerim? Maalesef. Ama kabahat kocam da değil. Evli bir adamı ayartan utanmaz bir kadındı. Aa, ne ucuzluk. Kim bu kadın? Tanıyor muyuz? Serap. Abimin eski karısı. Aa, ne rezillik. Zaten o kadının çiğliği, basitliği herkesin dilinde. Bir de ahlaksız çıktı demek. Leyla'cığım, çok rica edeceğim. Bu hadise aramızda kalırsa iyi olur. Lütfen. Elbette Halideciğim, hiç merak etme. Madam Emma. Merci. Söyledikleriniz doğru mu Halide? Serap Hanım gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Gözümle görmesem ben de Serap'ın böyle bir adilik yapacağına inanmazdım. Ah kuzum, siz ne yaptınız? Leyla Hanım, bu cemiyetin en dedikoducu kadınıdır. Ağzında bakla ıslanmaz. Şimdi bütün Adana duyacak bu hadiseyi.
Orasını da Serap düşünsün madem. Serap Hanım'dan Allah razı olsun. İnsan gibi insanmış. Hey ya. Sayesinde yine iyi iş tutar olduk. Bu yıl pamuktan iyi kazanacağız Allah'ın izniyle. Ne oluyor ağalar? Bakın bu işlere fazla sevinmeyin. Bahara daha çok var. Kim bilir bu işin içinden de ne çıban başı çıkar. Serap Hanım'la iyi geçinmek hepimizin menfaatine. Sen de ağzını hayra açılmaz. Neyse ağalar. Ben hepinizi düğünüme çağırmak için geldim. Yarın hepinizi bekliyorum ha. Hayırlı olsun kardeş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Madem öyle, Serap Hanım'ı da düğüne çağır. Biz de insaniyetimizi gösteririz. O bir adım atar, biz de bir adım. Barış böyle sağlanır oğlum. Serap Hanım, benim düğünüme gelecek öyle mi? O iş hayatta olmaz Celal emmi. Celal emmi doğru söylüyor Yılmaz. Madem bir ortaklık yapılacak, biz de vazifemizi yapalım öyle değil mi? Yetti bu husumet gayrı. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin ağa. Ne oldu? Traktörler halloldu mu? Bakımları yapılıyor. Tamam olunca Karahasanlı'ya göndereceğiz. Peki. Hazır olunca haber verirsiniz. Baş üstüne. Sana göstereceğim şimdi. Yok Ramazan. Yok bir şey anne.